13 milyar yıl önce Güneş, 4,5 milyar yıl önce Dünya ve 3 milyar yıl önce de su yoktu. Fakat 8 milyon yıldan bu yana insanoğlu suyla var olmuştu. İnsan bedeninin ve yer kürenin 1/4'ü sudur. Peki varlığımızın ana sigortası ve yaşam kaynağımız olan suyun kıymetini biliyor muyuz? Son 100 yıldır insanlığın üzerinde yaşadığı dünyaya pek de iyi davranmadığı ortada. Bunun sonucunda tüm zamanların en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Küresel iklim değişikliği. Bu gidişata bir dur demezsek, bilim insanları önümüzdeki çeyrek yüzyılda dünyamızın başka bir gezegen haline dönüşeceğinden söz ediyor. Böyle giderse kitlesel göçlerin ardından dünyamızın tekrar buzul çağına girmesi bekleniyor. Bu sürecin sonunda ise insanlığın ve diğer canlıların yeryüzünden silinmesi söz konusudur. İnsanoğlu aşırı konfora, pervasız ve kontrolsüz tüketim alışkanlığına devam edip kaderine razı mı olacak? Güneşe sırtını dönen dünyamız yavaş yavaş suya gömülmekte. Çam oluklu bir pınardan sulanan yabanıl yılkı atları özgür mavi bulutlar gibi sınırsız, sonsuz ve zamansız bir yolculuğa başlamaktı. Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bilindik yolculuğa. Atalarımıza binlerce yıldır vatan olan Anadolu topraklarında bulunan dünyanın en eski su medeniyetiyle insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Atalarımızın suyla olan yolculuğu şairin dizelerinde şöyle anlam buluyor. Su başında durmuşuz, çınar ve ben, bir de gölgemiz. Suyun şavkı vurur yüzümüze, çınara, bana, bir de gölgemize. Divan şairlerimizden Fuzuli, o ünlü su kasidesinde içinden su akan dünya kenti İstanbul'u imge yüklü dizelerle ne de güzel betimlemiş. Ne ilginçtir ki su yaşamın başlangıcında olduğu gibi sonunda da sihirli bir dokunuş yapar hayatı. İnsanoğlu doğarken de ölürken de suyla yıkanır, suyla arınır. Yaşam kaynağımız su mu yoksa biz mi suyun gölgesi olmuşuz? Bilinmez. At su içerken gölgesinden ürker mi? Atlar içeceği suyu neden bulandırır? Suyun bulanması iyiye alamet değil der atalarımız. Aksakal bilge ermişler, yol eri gezgin dervişler, su gibi aziz olun demişler. Arınmak, yaşama dokunmak ve güneşi içmek için suyu kutsal kılmışlar. Atalarımız Anadolu ve Asya'da binlerce yıl önce su başında konaklamışlar. Atalarımız suyun olduğu yerleri yurt tutmuşlar. Suyun olmadığı yerlere de çok uzaklardan su getirmişler. Oralarda toprağa işleyerek tarım yapmışlar. Bununla kalmamış, modern ziraatçılığın yanı sıra yerleşik yaşamın koşulları olan kent kültürünü de beraberinde oluşturmuşlar. Yani birlikte yaşama kültürünün tohumlarını atmışlar. Daha batıda, Atina, Sparta, Roma ve öteki kent devletleri yokken 13 bin yıl önce Anadolu'da ve 6 bin yıl önce de Orta Asya'da atalarımız toprağın onlarca metre altında ve onlarca kilometre uzunluğunda su tünelleri yapmışlar. Keriz,
Kiriz, Karız, Kerhiz, Kehriz, Tıraz, Uyun, Aflaj, Ganat, Galeri, Tünel ve başka isimlerle tanımlanan yeraltı su kanalları sistemini yaparak yaşadıkları bölgeye su, hayat getirmişler. Bir uygarlık köprüsü ve bir mühendislik harikası olan Karız tarihi su yapıları, ileri sulu ziraatçılık ve yerleşik kent kültürünün de başlangıcıdır. Hatta bu su kanallarının yapılış tekniğini, o günkü teknoloji ve ölçme bilgisi bakımından bir mühendislik, matematik ve uygarlık harikası olarak adlandırmak hiç de abartı sayılmaz. Yaşam kaynağımız su gibi aziz olmanın tam zamanı. Dünyada yalnızca Anadolu topraklarında var olan endemik flora ve fauna zenginliğinin farkında mıyız? Çağlayan dereler, şelaleler ve bin bir çeşit bitkilerin ve canlıların yaşam kaynağı olan göller can mı çekişiyor? Süt beyazı kardelenlerin baş kaldırışına tanıklık eden bir avuç al kiraz, soğuk sularda suyla sevişmekte. Yılın her Temmuz ayında yumurta bırakmak için ırmağın kaynağına doğru, yani ters akıntıya inat yolculuk eden balıkların derdi ne? Dünyanın en sessiz kurbağası Rana Holtzi, buğday sapını yurt edinen salyangoz, sevdalı ve asil süzülüşüyle dikkat çeken siyah ve beyaz kuğunun dansı, yaz sıcağında serinlemek için gölden çıkmayan ineklerin beklentisi, yılkı atların özgürlüğe yürüyüşü, mavi ve yeşil bakan kediler, söz dinleyen koyun sürüsü, yabancılara saldıran kangal köpekleri, hepsi ama hepsinin ortak paydasının su olduğu şüphe götürmemektedir. Anadolu topraklarında Konya Ovası başta olmak üzere Tuz Gölü ve Meke Gölü gibi kuruyan volkanik göllerin, ırmakların ve çekilen yeraltı sularının sebebi yalnızca iklim değişikliği değil. Bu konuda somut göstergelerse ortada. Su mühendislerinin ve tarım uzmanlarının da vurguladığı gibi, ekolojik konulardaki birçok olumsuz olayın başlangıcı, geliştiricisi ya da sonlandırıcısı ne yazık ki insandır. Son 10 yılda yalnızca Konya bölgesinde açılan yeraltı su kuyularının ve sondajların sayısı 100 bini geçmiştir. Bunların 77 bininin ise ruhsatsız ve yasa dışı olduğu belgelenmiştir. Bu acı tablonun faturası ise obruklardır. Obruk gerçeğine belgeselimizin Konya bölümünde daha detaylı yer verilecektir. Uzmanlar mısır ve pancar gibi çok su tüketen tarımsal bitkilerin yerine hububat türü az su tüketen bitkilerin ekilmesinin bir çözüm yolu olduğunu vurguluyor. Topraklarımıza uygun milli tarım politikasına dönülmesinin gerekliliğini dile getiriyorlar. Sebil ve hayrat olan, meydan ve cami çeşmelerinde su içen ve abdest alan Anadolu insanı, inancı ve yaşam kaynağı suyla hep barışık olmuştur. Anadolu su medeniyetinin izleri tarihin her döneminden günümüze farklı biçimde birer sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Bergama'da sular altında kalan Aliano antik kentinden arda kalan tek eser olan su perisi Nimfe, bunun özgün kanıtlarından yalnızca biridir. Yine Bergama'daki tarihi şifa hastanesinde su sesiyle tedavi olan akıl hastalarının dingin yaşam ortamı bugün de tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.
Anadolu su medeniyeti denince elbette yalnızca tarihi su yapılarından söz etmek doğru olmaz. Üzerinde pek çok tartışmalar sürdürülen modern su yapılarından bentleri ve kısaca HES adı verilen hidroelektrik santralleri, yani barajları da anımsamak doğru olur. Anadolu'da baraj, kanal ve su tünelleri gibi pek çok modern su yapısı bulunuyor. Ayrıca Göksu Irmağı'nı Kıbrıs Adası'na taşıyacak olan Barış Suyu Projesi'nin yanı sıra, Konya bölgesinde yapılmakta olan Mavi Tünel ve Ermenek Barajı gibi örnekler de ülkemizin enerji ve su gereksinimini kanıtlar nitelikte. Bilinçsiz üreticinin toprağı ıslah etme adına sürdürdüğü anız yangınları toprak ananın ızdırabıdır. Toprağın suyla buluşmasını önleyen ve doğal dengeyi bozan etkenlerden biri de anız yangınlarıdır. Bilinçsiz ve bireyci tüketim alışkanlıkları, aşırı konfor tutkunluğu, hırslı ve lüks tüketimin göstergesi olan gökdelenler, aşırı nüfus artışı, kirlenen doğa ve yok olan su kaynakları, erozyon, iklim değişikliği gibi doğal felaketler. Bunların hepsi su kullanım bilincinin giderek yok olduğunun da göstergesi değil mi? Yaşam kaynağımız su, yaşamımızı tehdit ediyor. Stratejik önemi olan su, geleceğimizi tehdit ediyor. Giderek tükenen ve kirlenen su kaynakları tam da yok olmadan, suyla ilgili sorunlar yumağında bir çözüm, bir yol bulmalıyız. Çözüm, yerin altında. Çözüm, Anadolu karızlarında. Peki, karız nedir? Karız, yer altındaki iş ve su yolu. Kar izi demektir. Karız su kanalları nasıl yapıldı? Karızcı atalarımız dağlardan süzülen yağmur ve kar sularını karız kanalları aracılığıyla yaşam alanlarına getirmişler. Yer altında suyun kendi cazibesinde %1 ile %6 akarkot eğim hesabı yapmışlar. Dünyada ilk kez hayvan bağırsağının içine su doldurarak su metre yapmışlar. Yer üstündeki kuyu başlarında yaptıkları jalonlama yöntemiyle aliman denen doğrultu bulma yöntemini yerin altına taşımışlar. Karız kandillerinin ışık gölgesiyle yerin altında ıskalamadan aynı doğrultuda kanal açmışlar. Bu kanaldan suyun akışına yön verip onlarca kilometre uzaktaki tarım ve yaşam alanlarına su getirmişlerdir. Karız kanalları bir karız ustasının, yani Kenka'nın girebileceği ve çalışabileceği genişliktedir. En derin ve düşey kazılan baş kuyu aracılığıyla yer altındaki geçirgen tabakada bulunan minerali zengin, soğuk ve tatlı suyun kaynağını bulmuşlar. Ara mesafesi 10 ila 200 metre arasında bulunan öteki düşey kuyuları, yer altından birleştiren kanal 40 ila 80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 160 santimetre yüksekliğindedir. Bu kanalların boyu ise 5 ila 60 kilometre uzunluğundadır. Suyu yaşam alanlarına taşıyan yeraltı su kanalları sistemine karız ya da kerhiz denir. Orta Asyalı atalarımız tarafından 6000 yıl önce yapılan çölün 120 metre altında ve toplam 5100 kilometre uzunluğundaki Uygur karızları üzerine yaptığımız araştırma bu belgesel çalışmamıza ışık tuttu. Karızcı atalarımızın yaptığı su kullanım nizamnamesi Sebil Çeşmeler, Taksim, Maksim, Su Metre, Su Saati, Su Terazisi ve Su Kemerleri birer sanat harikası olarak ayakta duruyor. Su terazileri, su kemerleri ve karız bacaları içindeki üç kademeli, tipik ölçekli, özel trigonometrik hesaplı, yandan bacalı ve taş örgülü tarihi su yapıları örneği, 66 ülkede belgelediğimiz karız kanallarından yalnızca Anadolu su medeniyeti örneğinde görülmektedir.
Hani baraj yaparsınız, ömrü 100 sene dersiniz ama o karızların ömürleri yani asırlarca devam etmekte ve de hiç fazla uzun süre bakım istememekte, ekonomik yönleri de çok olan bir mühendislik harikası. Kurak bölgelerdeki en önemli çözüm bu karızlardır. Sulak bölgelerde de bunları yapmak lazım. Yeraltı suyunun çok ekonomik bir şekilde kullanım alanlarına iletilebilmesi için. Eski insanlar o karızlardan suları getirdikleri zaman amaçları halka hizmet etmekti. En iyi bir şekilde. Kıştan, yazdan hiçbir şekilde etkilenmez yeraltı suları ve onların da en iyi iletimi bu karızlar vasıtasıyla olur. Tarihi eser olarak değeri çok fazla bu karızların. Maalesef ve maalesef yeraltı sularına hiç önem verilmiyor. Die Frage, ob wir hier eine Wasserversorgung nachweisen können oder nicht, hat natürlich ganz wichtige Bedeutung für die Frage nach der Ökonomie, nach den Möglichkeiten, sich hier zu versorgen. Es ist ja eine Frage, gibt es hier nun überhaupt keine Siedlung? Ist es alles Tempelbereich, der nur manchmal aufgesucht wurde? Oder gibt es doch eine Siedlung? Also diese Frage nach der Wasserversorgung ist eine ganz elementare und steht auch im Mittelpunkt unserer Forschungen, die ja seit 15 Jahren hier laufen und die noch viele Jahre andauern werden. Bei unserer Suche nach der Wasserversorgung des steinzeitlichen Göbekli-Tepe stoßen wir hier am Westhang des Westplateaus auf eine Stelle, die natürlich höchst interessant ist und wo wir doch wieder ein bisschen unser Bild ändern müssen. Gab es vielleicht doch eine Wasserversorgung? Denn hier finden wir eine ganze Galerie von solchen Felsgruben. Wenn sie hier wirklich zum steinzeitlichen Göbekli-Tepe gehört, dann sind diese Felsanlagen hier 12.000 Jahre alt und unterlagen natürlich entsprechend der Verwitterung. Also wir können festhalten, hier am Westhang gibt es diese Felsgruben mit einem hohen Potenzial, dass es sich hier um Zisternen handelt. Wahrscheinlich dann die ältesten Zisternen, die wir weltweit feststellen können. Allerdings ist das Speichervolumen sehr, sehr gering. Eine große Kopfzahl kann man hier wahrscheinlich nicht versorgen. Aber vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen, die dauerhaft am Göbekli-Tepe wohnen. Urfa'nın bütün evlerinde bu kuyular mevcuttur. Bunun haricinde bir de kehri suyu olarak gelen su. Bu suda ilk önce şeyden geçerken, Karakoyun'un deresinden geçerken su yapıları var. O üst su yapısından geçer. Oradan ayaklı hamama su iler. Serçe hamamına iler. Ve diğer evlere bu şekilde dağılırmış. Bei unserer Suche nach dem Wasserversorgungssystem des Göbekli-Tepe stoßen wir hier am Westhang, wo wir diese kleinen, runden Felsgruben gesehen hatten, stoßen wir auf zwei Anlagen, die sich deutlich von diesen kleinen Gruben unterscheiden. Anlagen, die eher wie Felszimmer aussehen. Hier eine Anlage vielleicht mit 2,5 mal 3, 4 Meter, die doch ein ganz anderes Speichervolumen hier aufweist, wenn sie als Zisterne genutzt wird, und benachbart befindet sich eine ähnliche, etwas kleinere Anlage. Und in die römische Zeit datiert auch diese Zisterne, die typische trichterförmige Zisterne, 6 Meter tief, die wir hier sehen, die auch ein Wasserzuleitungssystem besitzt, die ganz klar erkennbar ist. Und diese Zisterne hat offenbar hier die Menschen, die in diesem Bauwerk zu tun hatten, mit Wasser versorgt. Was für ein Bauwerk ist das? Wahrscheinlich ein Wachturm, ein Teil des Euphratlimes, der hier das parthische Territorium vom römischen Territorium trennte und der hier diese Funktion hatte. Wahrscheinlich Teil eines Bewachungssystems hier dieser Region um Edessa, um Urfa und hierzu dann diese Zisterne gehörig. Çoban kızı suya gider, su destesi elinde vay vay. Sudan gelin yaşa teyi belinde, lili belinde. Sudan gelin yaşa teyi. İlk kez karız gerçeğini Türkiye gündemine sokarak üniversitelerde, ulusal ve uluslararası su forumlarında ve hidrojeoloji konferanslarında
Anadolu su medeniyetini anlatmaya devam ediyoruz. Suyun stratejik önemini ve su kullanım bilincini vurguluyoruz. Gittiğimiz 66 ülkede ve Anadolu'nun 66 ilindeki su medeniyeti araştırmalarımız sürüyor. Böylece suya ve sabuna dokunarak dünyanın ve Anadolu'nun 66 haline tanıklık ediyoruz. Birlikte yaşama kültürünün mayası, insanlığın ortak kültürel zengin mirası, bir uygarlık köprüsü ve mühendislik harikası olan tarihi su yapılarını keşfediyoruz, belgeliyoruz yeniden. Van'dan Edirne'ye ve Samsun'dan Kuzey Kıbrıs'a uzanan Anadolu su medeniyetini belgeleme çalışmalarımız sürüyor. Suyun izinde yeni ve farklı su medeniyetleri keşfimiz devam ediyor. Ege Denizi kararmadan gitmeliyiz İzmir'e. Güvercin telaşı ve çocuk sevinciyle su başında konaklamak için zamanın durduğu konak meydanı yeni konuklarını bekliyor.